ediyorum. Hemen arkamı dönüyorum ki kadın sağlığı doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Hakan Özörnek hocamı görüyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyisiniz? İyiyim, iyiyim. Harika. Peki hocam, ilk olarak dilerseniz tüp bebek tedavisi nedir hiç bilmeyenler için, belki bugünden sonra bilmek isteyenler için bir anlatalım. Evet. Tüp bebek tedavisi nedir? Nasıl yapılır? Tüp bebek tedavisi çocuğu olmayan çiftler için yaptığımız en başarılı tedavi. Niye hep tüp bebek konuşuyorsunuz diyorlar da onun için bunu açıklayayım. Tüp bebek esasında annenin karnının içinde gerçekleşen döllenme olayı, yani spermle yumurta hücresinin buluşma olayının laboratuvar şartlarında gerçekleşmesidir. Hı hı. Yani biz anne adayından yumurtaları geliştirip toplarız. Hı hı. Baba adayından sperm alırız. Laboratuvarda dölleriz. Daha sonra gelişmesine bakarız ve onlardan en iyi bir veya iki tanesini anne rahmine yerleştiririz. Neden yapıldı? 1978 yılında tüpleri tıkalı olduğu için bir kadın hamile kalamıyordu. Ne yapalım diye düşündü bilim adamları. İşte yumurtayla spermi dışarıda dölleyip rahme verirsek acaba olur mu diye. Mı denmişti? Aynen o şekilde oldu. Ve şimdi tüp bebek tedavisindeki günümüzde kadar gelen gelişmeleri biraz konuşalım dilerseniz. Konuşalım. Çok önemli. Çünkü 78'den bu yana 42 senedir tüp bebek yapıyoruz. Şu anda dünyada yaşayan 8 milyondan fazla tüp bebek doğmuş tüp bebeğimiz var. Evet, var. Neler değişti yıllar içinde? İki tane temel değişiklik var. Bir tanesi laboratuvar kısmında. Artık biz yumurta, sperm dölledikten sonra en iyisini nasıl seçeriz? Nelerden hoşlanır bir embriyo? İşte ısısı ne olmalıdır? Oksijen ne kadar olmalıdır? Ne yer, ne içer? Bütün bunları öğrendik. Artık embriyonun gelişimini 24 saat izleyebiliyoruz. BBG gibi sistemler var çünkü. Dolayısıyla da gebelik şansımız, şöyle söyleyeyim. 93'te ben Almanya'da ilk bu işe başladığımda %20 idi. En iyi verdiğimiz oran. Şu anda %60'lardan bahsedebiliyoruz. Çok iyi. Bütün bu hikaye tabii ki laboratuvardaki gelişme, tekniğin gelişmesi, teknoloji ve bizim bilgilerimizin artmasından dolayı. İkincisi, hasta açısından baktığımızda da tedavi gittikçe kolaylaştı. Eskiden 45 gün sürüyordu, 80 tane iğne vardı. Günümüzde artık başlaması bitmesi 12-13 gün sürüyor. Hiç iğne kullanmadığımız, hap kullandığımız hastalar dahi var. İğne kullansak bile artık o iğneler böyle insülin iğnesi gibi, hasta kendi kendine yapabiliyor. Eskiden her gün çağırarak kan alırdık, şimdi neredeyse hiç kan almıyoruz. Aşağı yukarı 4 günde 5 günde bir çağırıyoruz. Neden? Çünkü insanların günlük hayatında etkilemememiz gerekiyor. Korona bizim işleri birazcık daha değiştirdi. Şu anda mesela İstanbul dışından olan hastalarla artık ben video görüşme yapıyorum. Yani kalkıp İstanbul'a gelmeden onların tanısını koyabiliyoruz. Tedavi ne şekilde yapılacağı konusunda bilgi verebiliyoruz. Yani tamamen başka şeyler yapıyoruz geçmişe oranla. Çok güzel. Peki kadınlarda yumurta sayılarının azalmasının sebeplerini biraz konuşalım istiyorum hocam. Şimdi kadınların fizyolojisi erkekten farklıdır. Kadınlar yumurtalarıyla doğar annelerinden. Hiçbir zaman yeni yumurta üretmezler. Dolayısıyla siz annenizden doğduğunuzda bir deponuz var. O depoyu harcamaya başlıyorsunuz ilk adetle ve her adet döneminde biraz daha harcıyorsunuz. Harcıyorsunuz, günün birinde bitiyor ve menopoza giriyorsunuz. Bu işte 40'lı yaşların sonu, 50'li yaşların başlangıcı. Dolayısıyla anne olmanın ideal olduğu yaş var. Nedir o? İşte 25 ile 35 arası. Neden? Çünkü yumurta hem zamanla azalıyor dediğim nedenden dolayı, hem de sizinle birlikte yaşlanıyor. Yani siz 40 yaşındaysanız yumurtanız da 40 yaşında. Ama 40 yaş yaşlı bir yaş değil ki. 40 ama yaş yaşlı için, bir yaş değil ama 25 yaşa göre bakılırsa daha yaşlı bir yaş. Ama tabii canım. Yani. Tabii canım. Evet. Dolayısıyla yani ne kadar erken çocuk için uğraşabilirsek o kadar iyi. Ama günümüzde tabii hayat şartları da değişti. 1950'de bir kadın 50 sene yaşıyordu ortalama. Dolayısıyla hayatını buna göre adapte ediyordu. İşte 20'li yaşlarda evleniyordu, hemen çocuk yapıyordu. Şimdi bir kadının yaşam süresi Türkiye'de 80 sene. Evet. Dolayısıyla da işte önce evlilik, sonra kariyer, sonra önce eğitim, sonra kariyer, sonra evlilik, sonra çocuk. Ve bütün bunlara baktığınızda 30'lu yaşların sonu 40'lı yaşların başı oluyor. Doğru. Onun için yani eskiye oranla şu anda mesela bana gelen hastaların yaş ortalaması gittikçe yükseliyor her sene. Yani kadınlarımız tüm dünyada olduğu gibi, tüm endüstrileşmiş ülkelerde olduğu gibi daha geç yaşta anne olmak istiyorlar. Sebeplerinden bir tanesi bu, yumurtaların azalması ve sizin itirazınıza rağmen yaşlanmış olması. Yok canım, itiraz demeyelim. Merak. Meraktan diyorum. Peki, peki embriyo kalitesini yumurta mı yoksa sperm hücresi mi belirliyor mesela? Şimdi, bu da önemli bir soru. Şöyle söyleyeyim. Yumurta
İnsan vücudundaki en büyük hücrelerden bir tanesidir. Spermin 300 katı büyüklüğündedir. Yani bir bebek anne rahmine yerleşip oradan annenin kanını alana kadar bütün o besleneceği malzeme esasında yumurtanın içinde vardır. Yani oradan yer ta ki yumurta anne karnına yerleşip oradan annenin kanıyla besleninceye kadar. Dolayısıyla embriyo kalitesinde yumurtanın rolü spermden biraz daha fazladır. Hiç daha fazla diyebiliriz. Yumurta sayısı neye göre değişiyor? Mesela eğer azsa herhangi bir tedavi uygulanıyor mu? Şimdi tabii ki bizim amacımız mümkün olduğunca çok yumurta elde etmek. Çünkü yapılan araştırmalar bize şunu gösterdi. Ne kadar çok yumurta elde edersek o kadar başarılı tedavi. Mesela bir sefer yumurta toplayarak 3 tane farklı yaşlarda çocuk dünyaya getirmiş olan annelerimiz var. Yani yumurtaları toplamışız biz. Ondan sonra o yumurtaları döllemişiz. Bir tanesini vermişiz. Hastamız doğurmuş. Sonra dondurmuş olduğumuz, saklamış olduğumuz embriyolardan yine vermişiz. Böyle mesela 2 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında çocuğu olan, normalde bunlar 300 esasında çünkü aynı gün döllenen yumurtalar. Ama tabii farklı zamanlarda transfer ettiğimiz için dolayısıyla yumurta sayısı bizim için çok önemli. Ha, yumurta sayımız azsa ne yapıyoruz? O zaman bir havuz oluşturuyoruz. Yani 1-2 yumurtayı diyelim ki topluyoruz, donduruyoruz. Sonra tekrar aynı tedaviyi yapıyoruz. Ta ki elimizde yeterli sayıda seçebileceğimiz kalitede yumurta olana kadar. Rahim içi zarı nedir konuşalım ve son dönemlerde neden bu kadar çok konuşulmaya ve önem kazanmaya başlandı? Çünkü öğrendik, bilmiyorduk. Ne olduğunu öğrendik, değil mi hocam? Ne olduğunu öğrendik. Çünkü biz gerçekten işte bu 40 yılın büyük bir çoğunluğunu embriyoya kafa yorduk. Yani bu embriyoyu daha iyi nasıl yaparız, daha kaliteli nasıl yaparız, daha çok nasıl seçebiliriz? Çünkü elinizde 8 tane var mesela. Hangisini seçeceksiniz? Hangisi daha fazla gebelik oranı veriyor? Bütün bunlara çok kafa yorduk. Rahim içi zarını çok ihmal ettik. Şu anda biliyoruz ki mesela bundan 5 sene önce bana sorsaydınız rahim içi zarı steril derdim, hiç mikrop yok derdim. Evet. Halbuki orası da aynı ağzımız gibi, bağırsağımız gibi mikrobik bir ortam. Ama orada olan mikroplar patojen değil, yani hastalık yapan mikroplar değil. Ama hastalık yapan mikroplar rahmin içine girdiğinde bir kere şöyle bir kötülüğü var. Hiçbir belirti yok. Yani ne ağrı yapar, ne sancı yapar, ne ateş yapar, ne akıntı yapar. Dolayısıyla hastanın bunu anlamasına imkan yok ama embriyonun yerleşmesini engelliyor. Mesela buna karşı bir antibiyotik tedavisi yapmanız lazım. İki, rahim mesela kasılabilen bir organ. Evet. Dolayısıyla biz embriyo transferini yaptığımızda eğer kasılır ise... Ve istemsiz kasılan bir şey. Ve kadının bunu anlama şansı yok. Milimetrik kasılıyor çünkü. O embriyoyu dışarı doğru itiyor böyle. İtiyor. Evet. Ondan sonra hasta diyor ki neden her şey iyiydi, embriyom da şahaneydi, neden gebe kalamadım? Veya çok önemli bağışıklık sistemiyle ilgili bir enteresan durum söz konusu bunda. Şimdi artık herkes bağışıklık sistemi uzmanı oldu çünkü biliyoruz, bu koronadan evet, dolayı. Evet. Bağışıklık sistemi şudur. Sizin vücudunuza giren her türlü yabancıyı def eder. Virüse def eder, bakterise def eder. Başka birinin organıysa onu atmaya çalışır. Bunun tek istisnası vardır doğada, gebelik. Gebeliğin yası babadandır ama anne bunu tolere eder. Görmezden gelir. İşte burada bir düzensizlik olduğunda siz istediğiniz kadar kaliteli embriyoyu verin, rahime yerleşmiyor embriyo. İşte buna karşı bir serum tedavisi var yıllardır yaptığımız. Gerçekten çok böyle 3 kere 5 kere denemiş ama başarılı olamamış hastalarda işimize yarayan. Dolayısıyla rahim iç zarını artık yavaş yavaş öğrendik ve artık onunla da ilgili tedavileri yapabiliyoruz. Dolayısıyla da işte bütün bunlar hep gebelik oranlarımızı %2, %3, %5 arttırıyor yukarıya doğru. Peki yumurta dondurma işlemi ne zaman yapılmalı diye bir soru soruyorum. Yumurta dondurma çok önemli bir işlem. Çünkü demin de bahsettim, kadınlar hemen çocuk yapmak istemiyor. Ama yumurtalarımız hem azalıyor hem de yaşlanıyor. Yaşlanıyor demiştik, evet. Dolayısıyla yumurta dondurma teknolojisinden ben eğer acilen evlenmeyi veya çocuk yapmayı düşünmüyorsanız faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Her kadının istediği yaşta anne olma şansı verir yumurta dondurma. Müthiş bir lüks aslında. İlk önce biz tabii bunu kanser hastaları için uyguluyorduk. Çünkü kanser hastaları tedavi olduklarında kemoterapi olsun, radyoterapi olsun yumurtalarını yitiriyorlar ve yeni bir yumurta üretmedikleri için de anne olma şansını da yitiriyorlar. Dolayısıyla biz alıp onları sakladığımızda kemoterapi, radyoterapiden sonra diyelim ki kadıncağız evlendiğinde anne olma şansını elde ediyordu. Veya şöyle hastalar var. 25 yaşında menopoza girme riski olan. İşte o hastalarda da yumurtayı alıp dondurup saklıyoruz. O takdirde
diyelim ki kadın 20'li yaşlarda, evlenmeyi de düşünmüyor daha. İstediği bir zaman evlendikten sonra çocuk yapma şansı olur. Tedavi aşağı yukarı 10-12 gün sürer. İlaçlarla yumurtaları çoğaltırız. Ondan sonra toplayıp donduruyoruz. Evli olmak gerekmiyor, deminden beri bahsettiğim gibi. Evet. İkincisi herhangi bir yaş sınırı yok. Yok. Yani şu yaşın altı olmaz, bu yaşın üstü olmaz gibi. Tedavinin hiçbir zorluğu yok. Yani dediğim gibi normal çalışan kadınlar da rahatlıkla yaptırır. Ve gerçekten ileride anne olmanızın en büyük garantisi diyebilirim buna. Peki yumurtaları konuştuk ama biraz da altın yumurtayı konuşalım. Hı-hı. Nedir altın yumurta ve kimlere uygulanır? Şimdi özellikle 40 yaş üstündeki hastalarımızda hem yumurtanın sayısı azalıyor hem de deminden beri bahsediyorum yumurtanın kalitesi düşüyor. Kalitesi düşüyor. Nedir bu kalite düşüklüğü derseniz yumurtanın genetik yapısında problem olmaya başlıyor. Hı-hı. Yani normalde biliriz yaş ilerledikçe mesela Down sendromu riski artar. Normal gebelerde de artar. Bunun sebebi işte yumurtanın yıllar içinde yaşlanıyor olmasıdır. İşte bu hastalarda bizim genetik olarak sağlam bir yumurta bulmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Bir havuz oluşturuyoruz. Diyelim ki yumurtayı aldık, dondurduk, bir kere daha dondurduk. Ta ki 4 tane iyi kalitede embriyo olana kadar. 4 tane embriyoyu genetik taramaya gönderdiğimizde bunlardan sadece bir tanesi bize genetik olarak sağlam geliyor. Evet, evet. 40 yaş üstünde 4'te 1'dir genetik olarak sağlam embriyoyu bulmamız. Yani %75'i esasında kusurludur. O sağlam embriyoyu bulduğumuzda biz ona işte altın yumurta diyoruz. Çünkü gerçekten altın değerinde. O hastamıza 40 yaş üstünde olmasına rağmen %40, %50 gebelik şansı veriyoruz. Bir, iki, düşük riskini azaltıyoruz. Çünkü önemli olan gebe kalması değil, o gebeliği taşıyabilmesi. Tabii, tabii. Üçüncüsü de belki en az bu kadar önemli olan sakat bir çocuğun olmasını en baştan engelleme şansına sahibiz. Yani bir Down sendromunu daha anne rahmine yerleştirmeden tespit edebiliyoruz artık. Oluyorsun. Dolayısıyla da çift ona göre kararını veriyor. Serum tedavisini konuşalım bir de. Serum tedavisi nedir, nasıl yapılır, kimlere uygulanır? Serum tedavisi tamamen şans eseri bulunmuş. Chicago'da bulunmuş bir tedavi. Demin bahsettik, bağışıklık kısmı gerçekten vücudumuzda çok önemli rol oynuyor. Gebelikte de çok özel bir rolü var. Yani babadan gelen genleri görmezden gelmesi gibi. İşte burada intralipid dediğimiz bir serum kullanıyoruz. Bu serum normalde yoğun bakım hastalarında kullanılan bir serum. Yoğun bakım hastaları ağızdan beslenemediği için bunun içinde böyle yağ molekülleri var. Damardan beslemek amacıyla. Dediğim gibi Chicago'da bir profesör tamamen şans eseri bulmuş bunun işe yaradığını. Ve o tarihten beri 3 kere, 4 kere, 5 kere yapmış ama başarılı olamamış hastalarımız var. Hı-hı. Bu hastalarda transfer günü başlıyoruz. Transfer günü bir veriyoruz. 2 haftada bir de tekrar ediyoruz. Ta ki kalp atışını görene kadar. Bu rahimdeki bağışıklık çok özel bir bağışıklık sistemidir. Yani rahmin içinde ne olup bittiğini mesela kan alıp ölçemezsiniz. Oradaki bağışıklığı düzenliyor. Ve annenin zararlı hücrelerinin o gebeliği yok etmesini engelliyor. Bu sayede de tüp bebek başarıyla gebelik oluşuyor ve çocuk doğuyor. Doğuyor. Peki bence herkesin en merak ettiği sorulardan bir tanesi olabilir. Son sorumu olacak. Tüp bebek tedavisinde laboratuvarda güvenlik nasıl sağlanır? Bu çok önemli sizin de dediğiniz gibi çünkü şimdi biz yaptığımız işten çok eminiz. Zaten yıllardır yapıyoruz ve yıllardır belli bir standartla yapılıyor bu iş. Ancak bunu hastalarımıza da göstermek için elektronik bir işaretleme sistemi var. Yani sizin hücreniz, yani sizin yumurtanız ve eşinizin spermi alındığı anda işaretleniyor radyo frekans sistemiyle ve bundan sonra yapılacak olan her türlü işlemde bütün laboratuvar içine yerleştirilmiş olan alıcılar sizin yaptığınız işlemi denetliyor. Yani siz herhangi bir şekilde karışıklık yapmaya meylettiğinizde bütün ekranlar kırmızılaşıyor. Evet. Laboratuvarda kıyamet kopuyor. Aman Allah yapmayın diye. Bunun en güzel tarafı hastalarımıza bir kart veriyoruz ve o kartla hasta kendi hücrelerinin bütün geçmişini takip edebiliyor. Yani ne zaman ne yapıldı, ne edildi ve sonuçta bu sistem sayesinde içleri rahat uyuyorlar. Biz de gayet keyifli olarak işimizi yapıyoruz. Harikasınız hocam. Ağzınıza sağlık diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz yeni bilgiler için. Biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.